Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Ramazan ayı boyunca görüşmedik. Ramazan bayramını da yaşadık. Yaşamaya çalıştık diyelim. Biraz bu konu bağlamında bugün bir konuşma yapmayı niyet ettim. Hani çok defa böyle sorulan bir şeydir. Bizim de zihnimize gelen bir sorudur. Niye oruç tutuyoruz? Oruç tutmasak olmaz mı? Oruç ne işe yarıyor? Allah'ın bizim açlığımıza ihtiyacı mı var? Niye aç kalıyoruz? Gibi birçok sorular soruluyor. Her zaman hatırlattığımız gibi ibadetlerin bir görünen boyutu vardır. İbadetlerin bedene bakan yönü vardır. Psikolojiye bakan yönü vardır. Spiritüel özümüze dair hatırlatıcı bir yönü vardır. Oruç ve bu gibi ibadetler, çünkü bu ibadet, yani oruç kavramı, yani ne demektir oruç? Kişinin meşru anlamda istek ve ihtiyaç duyduğu bazı şeyleri ilahi bir emirle kesintiye uğratması. Yani bedenin veya psikolojik boyutumuzun istediği bir şeyleri istememeyi veya yaratıcının bunları şimdi bırakın dediği bir şeyleri bırakmayı tercih etmek. Bu teorik olarak böyle, pratikte de bunun birçok farklı yansıması olur. Birileri mesela bazen işte hayvansal gıdalarla ilgili oruç tutarlar. Kimileri mesela sadece su içer vesaire. Birçok farklı gelenekte bununla ilgili uygulamalar vardır. Bu işin zahiri boyutu. Peki bu bize aslında ne anlatır? Asıl önemli olan boyutu bu. Çünkü bu uygulamalar aslında insanın bir şeyleri hatırlaması için ona verilmiş ritüellerdir, uygulamalardır. Peki bu bize ne hatırlatıyor? Oruç insana aslında ne hatırlatıyor? Şu cümleyi bu noktada temel bir cümle olarak söyleyebiliriz. Oruç, senin ihtiyaçlar ile bağlantılı, istek ve ihtiyaçlar ile bağlantılı tarafın ile istek ve ihtiyaçlardan azade olan tarafını ayırma bilincini sağlamak içindir. Yani oruç ve bunun gibi ibadetler insana şunu der. Sende iki yön var. Sen iki niteliği bir arada barındırıyorsun. Bir tanesinin ihtiyaçları var. İstekleri var dolayısıyla. İhtiyaçlar istek oluşturuyor. İstek ve ihtiyaçlarımız, o istek ve ihtiyaçlarımızı beklemeye ve onları sağlamaya çalışmaya yönelik çalışıyor. Bir tarafın bu. Ama sen bu değilsin. Veya sen asla bundan ibaret bir varlık değilsin. Senin başka bir tarafın daha var. O hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Onun bir şeye ihtiyacı yok. O herhangi bir şeye ihtiyaç duymaktan uzak. O tam ve eksiksiz. İşte oruç aslında insanı bunu hatırlatır. Hatta bazı rivayetlerde vardır. Oruç Allah içindir denir. Aslında hepsi Allah içindir değil mi aslında? Ama aslında burada bir incelik var. O da şu. Yani oruç sana ilahi tarafını gösterir anlamındadır bu. Oruç sana doğrudan doğruya Allah'a ait olan tarafını, doğrudan doğruya Allah'ın sana üflediği ruhani tarafını hatırlatır. Ve
onun merkezinde olarak bu hayatı yaşamanı önerir. O zaman kendimize şu soruyu sormalıyız. Ramazan ayından önce ve sonra, yani bu aydan önceki durumumuzla bu Ramazan ayını bitirdikten sonraki durumumuz arasında mesela içinde hangi isteklerde bir esneklik oldu? Eskiden hangi istek ve arzulara çok güçlü bir şekilde tutunurken şimdi onlara daha esnek bakabiliyorum. Bu fark oluşmuşsa insanda, o insanın orucu biraz anladığından bahsedebiliriz. Ama hiçbir fark oluşmamışsa bu anlamda, o zaman sadece aç kalmışsınızdır. Aç kalmanın da bedene faydası olabilir. Ama sadece o kadarlık bir faydasını yaşamış olursunuz. Dolayısıyla bakın, oruç size özgürlüğü vaat eder. Oruç size arzu ve ihtiyaçları olan tarafınızdan özgürleşmeyi size vaat eder. Sen bunlardan özgür müsün? Bir şeylere sahip olma arzusundan. Bakın, yeme içme nedir? En zahiri düzeyde bedenin ihtiyacıdır. Daha geniş ele alırsanız insanın kendine mal etmeye çalıştığı, kendi içine almaya çalıştığı, psikolojik olarak kendi içine almaya çalıştığı şeyleri anlatır. Mesela bir bakarsın, ah bir otomobilim olsa dersin. Keşke işte şöyle bir arabam olsa, keşke şöyle bir evim olsa, keşke şöyle bir eşyam olsa dediğin ne varsa aslında bunlar senin kendi varlığına katmaya çalıştığın şeylerdir. Ve bunlar çok şeyi içinde barındırır. Yani sadece bu bahsettiğim şeylerle sınırlı değildir. Ama içinde bir şey, buna ihtiyacın var diyor. Bunu her türlü düşünebilirsiniz. Güzel olmaya ihtiyacım var, güzel görünmeye ihtiyacım var, genç olmaya ihtiyacım var, fit görünmeye ihtiyacım var. Bütün ne tür ihtiyaç algınız varsa aslında oruç size bu ihtiyaç algınızı gözden geçirmeyi tavsiye ediyor. Bu ihtiyaç algınızı gözden geçirip bu konuda esnemenizi önerir. Yani onlara tutkuyla, arzuyla ve sanki sizi daha büyütecekmiş zannıyla yaklaşmayın. Sizi varlık olarak, kimlik olarak tamamlayacakmış gözüyle yaklaşmayın. Dünyada hiçbir şey böyle değildir. Mesela başarılı olmaya ihtiyacım var. Kendimi ortaya koymaya ihtiyacım var. Kim buna ihtiyaç duyuyor? Geçen bir arkadaş, öyle genç bir arkadaş, 20'li yaşlarında, biraz böyle bunalmış, durumunu anlatırken şöyle dedi. Dedi ki, içimde büyük bir boşluk var aslında dedi. Ve ben onu sürekli doldurmaya çalışıyorum. Dikkat ettim, alışveriş yaparken bile aslında onu doldurmaya çalışıyorum. Alışveriş yapmaya aslında ihtiyacım yok. Ama alışveriş yapmak ile aslında o boşluğu doldurmaya çalışıyorum ama o boşluk bir türlü dolmuyor diyor. Evet, bakın, bu aslında insanoğlunun, aslında hepimizin yaşayabileceği ve yaşamış olduğu ve yaşamakta olduğu bir süreç bu. Kimisi bunu bu kadar netlikle görmüyor. Aslında bu gibi durumlar insan için çok büyük bir imkandır. Yani içinizde bir şey, şöyle olsam tam olur. Şunu da gerçekleştirirsem tamamladın demektir. Şuna da sahip oldun mu tamamdır diye
sizi ömür boyu aldatır, ömür boyu kandırır. İslam geleneğinde oruçta bir de cinsel birliktelik de yasaktır, değil mi? Bunun daha geniş plandaki anlamı nedir? İlişkiler de sizin temel ihtiyacınız değildir. İnsan ilişki kurabilen bir varlıktır. Sosyal ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, bu bağlamı en geniş anlamda tutun. Çocuğunuzla olan ilişkiniz, arkadaşınızla olan ilişkiniz, sosyal ilişkileriniz. Oruç ne diyor bu konuda size? Bunlar da senin zorunlu ihtiyacın değildir. Bu zorunlu ihtiyacın değildir demek, bu yönde hiç insanlarla iletişim kurma, insanlarla konuşma, insanlarla ilişki içinde olma anlamına gelmiyor. Ama ben bunlarsız yapamam. Bakın, bir deprem yaşadık. İnsanların dilinde ne var en çok? Her şeyimi kaybettim. Bir insan her şeyini kaybetmişse aslında orada kendinin de ayırdığında değil demektir. Bakın, her şeyimi kaybettim ifadesi modern bir ifadedir. Ama biz şu anki mevcut bilincimizde bunları çok normal karşılıyoruz. Bak diyoruz, her şeyini kaybetmiş. Peki kendini? Kendini de mi kaybetmiş? Ama kendi öyle hissediyor ki her şeyimi kaybettim ve kendine sanki kayıp biri. Hani mesela ne diyoruz? İşte her şey anlamsızlaştı, bayram bile bayram değil. Niçin İslam'da 3 günden fazla yas önerilmiyor? Çünkü biz bir, bu tür şeyleri kayıp olarak görmüyoruz. İki, sen varsın. Sen varsan gerçekte senin kaybettiğin hiçbir şey yoktur. Sadece ilişkili olduğun insanlar, oturduğun ev, işin vesaire değişime uğramıştır. Ama eğer sen kendini bunlarla tanımlamışsan, işte oruç bize bu noktada ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Sen kendini ilişkilerinle, sahip olduğun şeylerle, evinle, iş yerinle, işte Kur'an'ın ifadesiyle, ticaretinle tanımlamışsan, peki bunları kaybettiğinde ne olacak? Kendini kaybetmiş olacaksın. Oruç bu açıdan önemlidir. Oruç tutan bir insan şunu kendine hatırlatır. Evet, benim ihtiyaç duyan bir tarafım var ama ben bu değilim. Ben sadece ve sadece Allah'a ihtiyaç duyan ve onunla zaten kopmaz bir bağı olan tam ve eksiksiz bir varlığım. Bunu bu Ramazan'da hatırlayabildiysen, bir an hatırlayabildiysen, bunun üzerinde biraz tefekkür edebildiysen, oruç tutmuş sayılırsın. Hatta bedensel olarak aç bile, bedensel olarak hasta bile olsan, aç kalmak bedensel olarak senin için sağlık açısından zararlı olsa bile ve sen yemek de yesen, su da içsen, o hastalığın dolayısıyla ilaç da kullansan, ancak benim bu dediğim manayı anlasan oruç tutmuş olursun. Ama bizim zihnimizde oruç nedir? Tamamen bedenselleşmiş, mekanikleşmiş bir noktaya giriyor. Peki Allah takvaya eresiniz diye diyor. Nedir
korunasınız. Neyi koruyacaksınız oruçla? Gerçek kendilik bilincinizi koruyacaksınız. Gerçek kendini hatırlayacaksın. Bakın bazı insanlar ev değiştirirken bile sarsılır. Taşınır. 20 yıldır alıştığı bir yerden taşınırken çok sarsılır. Neden? Çünkü oraya bağlanmış, farkında değil. Veya ilişkilerimize bağlanmışız. Mesela kişi ne diyor, bir anne veya baba, işte çocuklarım için yaşıyorum, çocuklarımla varım. Ya ailem olmasa ben neyim ki? Diyoruz bazen. Bu ne demek? Sen kendini değişen şeyler üzerinden tanımlıyorsun. Halbuki sen kendini ne üzerinden tanımlamalısın? Kendini değişmeyen, yaradana bağlı, ilahi kaynaklı varlığın üzerinden tanımlamalısın. Eğer bu tanımlamayı unutursan, senin bütün her şeyin bozulur. İlişkilerin de bozulur. Neden ilişkilerin bozulur? Çünkü sen kendini ilişkilerin üzerinden tanımlarsın. Mesela bir insan, işte annem, babam, çocuğum, eşim, arkadaşım, dostum olmadan yaşayamam diyorsa çok oruç tutmalı. Ki bu yanlış algıyı aşabilsin. Çünkü bu yanlış bir şey. Allah seni böyle bir varlık olarak yaratmadı. Bu ilişkili olduğun insanlara duyarsız olman, umursamaman, boş ver ne halleri varsa görsünler demen değildir. Bu kendini, dikkat edin, kendini ilişkilerle tanımlamaman gerektiğiyle ilişkili bir konudur. Hatta bunu yapabildiğinde ilişkilerinde daha özgür olduğun için ilişkilerine daha olumlu bir yaklaşımın olur. İlişkilerinde bağımlılığın olmaz. İlişkilerinde bağımlılığın olmadığı için muhatabını gereksiz yere yormazsın. Sen de yorulmazsın. Ama bağımlı olduğunda kendini de yorarsın, karşındakini de yorabilirsin. Dolayısıyla aslında biz oruç ile İki şeyi birbirinden ayırt ediyoruz aslında. Biri senin ihtiyaç duyan, bir şeyleri isteyen, bir şeylerle etkileşim ve iletişim içinde olan bir tarafın, diğeri asla bunlara ihtiyacı olmayan, tam olan, eksiksiz olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ve Allah'la birlikte olan. Bakın Kur'an'da hangi ayette geçiyor? Hadid suresi olabilir. Emin değilim ama ve huve ma'akum eyne ma kuntum diyor. O sizinledir. O sizinledir. Nerede olursanız olun. Ne halde olursanız olun. İşte oruç insana bu bilinci kazandırmayı amaç edinir. Bu bilinci kazandığınızda fıtratınıza dönmüş olursunuz. Ve zaten Ramazan ayının sonundaki bayramın adı da Fıtır Bayramı'dır. Yani aslında her ay, her Ramazan ayı bizi doğal ve fıtri konumumuza döndürür. Sana bunu hatırlatır. Bunu hatırladığında bayram yapmış olursun. Bayram başkalarıyla yapılan bir şey değildir. Önce bayram Allah'la. Allah sana böyle bir bayram vaat ediyor. Bunu neyle sağlayabilirsin? Onunla olan bağını hatırlayarak sağlayabilirsin. Hiç kimse senin evini ziyaret etmeyebilir. Hiç kimse seni aramayabilir. Ayette sana demiyor mu? Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah'la bayram yapmıyor musun? Onunla olmak
onun yakınlığını idrak etmek, onun yakınlığının farkındalığı senin için yeterli bir bayram olmuyor mu acaba? Ama sen böyle bir bilinçte değilsen o zaman ne yapıyorsun? Yani kim arıyor ki? Kimse de aramıyor. İşte eski bayramlar da kalmadı. Allah acaba eskidi mi yani? Veya eski Allah daha başka mıydı? Yeni Allah değişti mi acaba? Senin bayramın kiminle? Hiç bunu düşündün mü? Bayram nedir? Sen neyi neşe, mutluluk, coşku ve huzurla karşılıyorsun? Allah sana her yerde, her durumda, her halinde seninle olduğunu hatırlatıyor. İşte senin bayramın budur. Bunu hatırlamak için neye ihtiyacın var? Bir şeylere ihtiyaç duyan tarafını ayırt etmeye ihtiyacın var. Bakın, bizim ego düzeyinde zihnimizin birçok mutlu olmak için eksik olduğunu düşündüğü birçok şey var, değil mi? Mesela ne olsa mutlu olursun diye soru sorarız, değil mi? Kendimize veya başkasına. Bir sürü şey sıralar egomuz. Şuna ihtiyacım var, şu olsa, şu olsa, şu olsa dediğin. Ve bunlar aslında senin o fıtri, o özsel tarafını görmeni engeller. Araban olmalı, eşin olmalı, çocuğun olmalı, çocuğun seni anlamalı, arkadaşların seni aramalı, her şeyi bilmelisin, her şeye bir cevabın olmalı, başarılı olmalısın, yeterli olmalısın, güçlü olmalısın, etkili olmalısın, mutlu bir ailen olmalı, İşte daha genç olmalısın, mümkünse 20 yaş daha genç olsan çok iyi olurdu, daha mutlu olabilirdin. Bir sürü şey. Sağlığında bir şey varsa, işte sağlıklı olsam mutlu olurdum. İşte oruç sana bütün bu dediklerine diyor ki, bunlar olmadan da sen gerçek kendini hatırlayabilirsin ve gerçek kendini hatırladığında o doğal mutluluğu da fark edersin. Onun için oruç çok kıymetlidir. Oruç tutmak çok önemli bir şeydir. Ve bakın, çok önemli bir şey, bir metafor olarak bu dediğimi kullanacağım. Mesela bizde böyle maalesef, yani günümüzde belki biraz azalmış olsa da hep şey vardır böyle. Yani oruç tutmuşsundur, birisi sokakta yemek yiyordur, su içiyordur, sigara içiyordur, böyle bir hoşnut olmazsın. Neden biliyor musunuz? Çünkü aslında egonuz oruç tutmayı bir yük, bir külfet, bir mahrumiyet, bir mağduriyet olarak algılıyor. Bu yüzden rahatsız oluyorsunuz. Ben emin olun, oruç tuttuğumda o kadar kendimi bu bahsettiğim anlamda o kadar huzurlu, o kadar dingin, neşeli hissediyorum ki. Diyorum ki keşke insanlar da bunu fark etse. Hani konu yemek içmek değil ama yani. Orucun bu manasını, yani Allah, bu Allah'ın bize hediye ettiği çok büyük bir nimettir. Yani Allah bize diyor ki, ey insan, dur ve dikkat et. Senin ihtiyacın var dediğin şu şeyler var ya, evet bunlar kısmen ihtiyaç olan şeyler ama senin özünün hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sen özün itibariyle hiçbir şeye muhtaç olmayacak şekilde benim tarafından yaratıldın. Senin tek ihtiyacın benim, ben de zaten her an yanındayım, her an beraberiz. Nerede olursan ol. Hadid suresi, emin değilim, 7 veya 8. ayet olabilir. Nerede olursanız olun, Allah sizinledir. Bu sadece bir yer, mekan değil. Bakın, hangi psikolojik benlikte olursanız olun, hatırlayın ki Allah sizinledir. O yüzden oruç çok büyük bir lütuftur, çok büyük bir ikramdır. Ve biz o ihtiyaç tarafımızı da inkar etmiyoruz, bakın. Bu çok önemli bir şey. Bizim burada kastettiğimiz şey, ihtiyaç duyduğumuz şeyleri inkar etmek değildir. Ama
ihtiyaç duyduğumuz şeyler ve ihtiyaç duyan tarafımız bizim aslımız değildir, merkezimiz değil. Farz edelim ki bir yerde mahsur kaldım ve bedenim açlıktan ölecek. Olabilir. Bu bedenimin tabiatıdır. Nasıl ki arabanızın benzini bittiğinde benzin alırsınız. Varsa kullanırsınız. Yoksa da arabadan inebilirsiniz, değil mi? Siz araba değilsiniz çünkü. Araba olmadığınızı biliyorsunuz, değil mi? Beden olmadığınızı da aynı şekilde bilmelisiniz. Bedenim aç kalabilir, hasta olabilir, ölebilir. Ama ben değil. Bakın, benle ben olmayan ayrımı yapmak zorundasınız. Yapmazsanız kendinize zulmedersiniz. O yüzden ayette diyor, onların başına bir musibet geldiğinde, musibet nereye geliyor? Sizin geçici ve değişken tarafınıza geliyor. Hani bizde bir laf vardır ya, kaza olur aman cana bir şey gelmesin. Ayet şunu bize diyor aslında, senin başına ne musibet gelirse gelsin, senin canına bir şey olmaz. Sen bunun farkında mısın ama? Sen bunun farkında mısın? Can dediğin şey şu biyolojik bedenin canlılığı değildir. Can dediğin şey Farsça'da ruh anlamındadır. Ve bu anlamda can dediğim şey ruhsal özümüzdür. Onların başına bir musibet geldiğinde biz Allah'a aitiz, ona dönüyoruz. Yani ihtiyaçlarına odaklanmazsın. İhtiyaçlarının kölesi haline gelmezsin. Ben şu olmadan yapamam dediğiniz ne varsa bir bakın. Orayı biraz esnetin. Şu olmazsa yaşayamam dediğiniz ne varsa orayı esnetin. O sizin kendinizi hapsettiğiniz bir hapishanedir. O sizin kendi kendinize kurduğunuz bir kapalı, sizi tamamen karanlıkta tutan ve kendisine esir eden bir koza gibidir. Ve siz kendinizi onun içinde hissedersiniz. Bazen kendinizi eşinizin sevgisi konusunda bir kozaya hapsedersiniz. Eşim beni sevse çok mutlu olurum. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bu hikayeyle ömrünüzü heder edebilirsiniz. Kadın veya erkek fark etmez. Veya yıllarca işte keşke bir arabam olsa, keşke bir evim olsa, keşke şu olsa, keşke şu işi başarabilseydim. Keşke şu noktalara gelebilseydim. Dediğiniz küçük veya büyük, bakın hiç fark etmez. Ne varsa hepsinden özgürleşin. Oruç budur. Onun için oruç tutamayan insan yoktur. Anlatabildim mi? Kimse ben oruç tutamıyorum dememelidir aslında. Ha, bedeniniz oruç tutamayabilir. Ama siz oruç tutabilirsiniz. O yüzden herkes istisnasız oruç tutabilir ve orucun bu anlamda idrakine varabilir. Dediğim gibi bakın, bu ilişkili olduğumuz şeyleri bırakmak değildir. Ona dair arzuyu esnetmektir. Ve olmasa da olabileceğini teorik olarak idrak etmektir. Tabii ki ben çocuğumu seviyorum. Tabii ki eşimi seviyorum, arkadaşımı seviyorum, dostlarımı seviyorum. Ama bir sabah kalktım hiçbiri yok. Ne yapacağım? Her şeyimi kaybettim mi diyeceğim? Yoksa ben Allah'a aidim ve benim dönüşüm onadır mı diyeceğim? Hangisini diyoruz? Hangisini demek insanın özgürlüğüne yakın bir şeydir? Hani hep böyle insanlar
bazı şeyleri ağızlarına sakız ederler, böyle özgürlük kavramı gibi. Özgürlük senin geçici tabiatından özgürleşmen demektir. Yani psikolojik benliğinden özgürleşmen demektir. Bunu sağladın, sağladın. Sağlayamadın, asla özgür olamazsın. Asla ve asla özgür olamaz. Bir insan psikolojisinin kendisi olmadığını idrak etmediği müddetçe özgür olamaz. Bir kitap yazarsın, dersin ki keşke okuyan olsa. Bakın, modern psikolojinin en temel, en bariz tuzağı şudur. İnsan ötekiyle vardır. Hayır, insan Allah'la vardır. İnsan Allah'ın aynasında kendini tanımalıdır. Ben kendimi başkalarının aynasında tanıyamam. Hele karşımdaki ayna çok objektif, bir ermiş, bir evliya olsa o bana kendimi gösterebilir. Ama o da dalgalı, tozlu, kirli bir ayna olabilir. Ben onun aynasında nasıl kendimi algılayabilirim? Ben her insan ilişkileri görmüşümdür ki emin olun, hani gördüğüm zaman neredeyse ağlayasım gelmiştir. Neden? Çünkü bir insan kendisini bazen bakıyorsunuz, bu bir çocuk oluyor, babasının aynasında görmek istiyor. İşte babam beni sevsin, yeter ki babam beni sevsin. Veya bazen bir eşin sürecinde görüyoruz bunu. Eşim beni sevsin, eşim beni görsün, eşim beni fark etsin, eşim beni anlasın. Ya bak, bunlar kötü şeyler değil. Ama sen niye bu kadar kendini bunun üzerinden tanımlıyorsun? Bak, ayette defalarca peygambere bu konuda hatırlatmalar vardır. İnsanlar etrafından dağılacak olurlarsa ne yapacaksın? Twitter'da, Instagram'da şey mi yazacaksın? Vefasız insanlar mı yazacaksın? Bu ne vefasızlık mı yazacaksın? İnsanlarda vefa kalmamış mı yazacaksın? Yoksa ben kendimin farkındayım, kendimin kaynağının farkındayım, bu bana yeter mi diyeceksin? Niye Allah peygambere bunları söylüyor? Şimdi siz kendinize bir sorun. İnsanlar etrafınızdan dağılırlarsa, buna en yakınlarınız da dahil olsun. Eşiniz, arkadaşınız, çocuğunuz, en yakın dostunuz etrafınızdan dağılırlarsa ne diyeceksiniz? Bir bakın kendinize ve içeride kim ne diyor? Bunu bir görün. Ve öyle bir çaba içinde olun ki aslında Allah bana yeter. O yüzden oruç gerçekten çok kıymetli bir ibadettir. Ama orucu yeme içme düzeyinden çıkarmamız gerekir. O onun en zahiri boyutudur. Onun da bedene yansıyan, psikolojimize yansıyan tarafları vardır ama asıl olan şey onun bizi, fıtratımızı korumaya çağıran tarafıdır. O yüzden ayette oruç tutun ki takvaya eresiniz diyor. Yani oruç tutun ki kendinizi koruyasınız. Çünkü öbür türlü kendinizi bir şeylere muhtaç, bir şeylere bağımlı, bir şeylere olmazsa olmaz nazarıyla bakarsanız o zaman siz kendinizi kaybetmiş olursunuz. Kendinizi örselemiş olursunuz. Kendinizi unutmuş olursunuz. Kendinizi korumak istiyorsanız oruç tutmalısınız. Ama oruç bahsettiğim anlamda tutulduğunda o zaman bir bakarsınız ki ne kadar Allah insanı ne kadar büyük bir özgürlük içinde yaratmış ve ben ne kadar
kendimi tutsak etmişim. Onun için Allah Resulü Mekke'de vahyi getirdiğinde La ilahe illallah deyin, kurtulun demiştir. Bakın kime demiş? Bunu Mekke'nin tırnak içinde asil zadelerine söylemiş. Mekke'nin yöneticilerine söylemiş. Bu şu demektir. Hani metaforu büyütürsek, yani sizin gibi bil geçse La ilahe illallah de kurtul demek gibidir. Dünyanın en zenginlerine, dünyanın birçok şeyine sahip olduğuna inanan ve kendini bununla aldatan insanlarına kurtulma çaresi sunmak demektir aslında. Ve bu çok gerçek bir mesajdır. Kendimizi kendimiz olmayan şeylerden kurtarmak zorundayız. Bunu idrak ettiğimizde aslında gerçek anlamda özgürleşebiliriz. Özgürleşmek umursamazlık değildir. Özgürleşmek boş vermek değildir. Özgürleşmek kayıtsız olmak değildir. Özgürleşmek hiçbir istek benim varlığımı, tamlığımı, huzurumu ve dinginliğimi esir alamaz. Hiçbir şey beni mutsuz edemez. Hiçbir şey Allah'ın bana verdiği o tamlığı, o dinginliği, o huzuru bozamaz. Öyle bir niteliği yoktur diyebilmektir. Bunu fark edebilmektir. O zaman biz öbür açılara da özgür bir bilinçle bakacağız. Yani istek ve ihtiyaçlarımızın alanına da daha özgür bir biçimde yaklaşabileceğiz. Yani güzel, manalı, meşru, makul bir şeyse evet olabilir. Ama olmuyor, olmuyorsa olmuyor, problem değil. Olmuyorsa dert değil. Asla onu kendine dert etmezsin. O senin kalbinde bir kırıklığa, zihninde bir kaygıya dönüşmez. Bir mutsuzluğa dönüşmez. Peygamber hayat dünyada ne olmuş da mutsuz olmuş? Aç kaldığı için mi mutsuz olmuş? Bir sabah kalktığında yiyecek bir şey var mı? Yok. Tamam, bugün oruç tutayım demiş. Çok mu mutsuz olmuş veya ya ben ne kadar kötü şartlarda yaşıyorum mu demiş? Hayır. Hiçbir istek ve arzu, hiçbir ihtiyaç onun kendi öz varlığını hatırlamasını engellememiş. İşte orucun bize hediye ettiği şey budur. Oruç sana Allah'la olan bağını, Allah'la olan ilişkini hatırlatır. Ve diğer ilişkileri doğru yere oturtur. Seni onların mahkumu etmez. Dünyada yaşayacağın hiçbir mahrumiyet, hiçbir eksiklik senin yüzünü düşürmez. Ve başkalarının dünyadaki sahip olduklarını zannettikleri hiçbir şeyde senin gözünü büyülemez. Hani dedik ya, sen diyelim ki oruç tutuyorsun, millet yiyip içiyor. Bir mahsuru var mı? Olmamalı. Anladın? Olmamalı. Ama sen orucu bir mahrumiyet olarak görürsen, o zaman o Bektaşi'nin fıkrasında olduğu gibi Taksim'de dolaşırken bakmış gayrimüslimler yiyor içiyor, birinin kulağına eğilmiş, dininizin kıymetini bilin demiş. Anlatabildim. Yani eğer olayı yeme ve içmeden mahrumiyet olarak algılıyorsan, o zaman birileri ne güzel yiyor içiyor, biz burada
kendimizi mahrum ediyoruz. Anladın mı? O yüzden her şey manasıyla tamamlanır. Manası olmayan bir şey bir kabuktan ibaret kalır. O yüzden kendimize hatırlatacağımız temel şey, sen gerçekte bir şeye muhtaç bir varlık mısın? Peki ihtiyaç duyduğun taraflar var mı? İhtiyaç duyduğun şeyler var. Ama sen kendini orada mı konumlandırıyorsun? Tam olan tarafta mı konumlandırıyorsun? İşte o bahsettiğimiz musibet ayeti aslında bize bunu anlatıyor. Musibet senin geçici ve değişken tarafına gelir. Sen bu konuda geçici bir kayıp, mahrumiyet, eksiklik yaşayabilirsin. Ama özün itibariyle hiçbir eksiğin yoktur. Hiçbir mahrumiyetin yoktur. Dünyanın zahiren en mahrum insanı da olsan asla mahrumiyet duygusu taşımazsın. Çünkü mahrum olduğun şey senin öz varlığının bir eksiği değildir. Öz varlığında bir eksiklik yoktur. O Allah'a bağlı, Allah da onun koruyucusu ve sahibidir. Bunu idrak ettiğinde önce dediğim gibi sen özgürleşirsin, sonra hayata da bir esneklik içinde bakarsın. Böyle büyülenmiş gözüyle bakmazsın. Hiçbir şey senin gözünü büyülemez. Bakın, peygamberi dünya hayatında hiçbir şey büyülememiştir. Hiçbir şey. Ya bugünün kavramlarıyla söylersek, hiçbir ev, hiçbir araba, hiçbir mülk, hiçbir ticaret, bakın, Mekkelilerin anlamadığı şey zaten buydu. Ve o Ebu Süfyan'ın peygambere tavsiye ettiği veya önerdiği şey buydu aslında. Hani herhalde haşa Muhammed'in gözünü bir şeyler büyülemiş ama açıkça da söylemiyor. Dolayısıyla işte iman edin falan filan diyor. Ya biz bu noktada hani ne istiyor? Onun arzusu nedir? Neyi arzu ediyor da bu davayı bir perde haline getiriyor? Çünkü onların mantığına göre bu böyledir. Ve öneriyorlar yani. Senin için evlenmek istediğin bir kadın mı var? Onu biz hani bu şehrin sözü dinlenen insanlarıyız. İsteriz evlenirsin. Ticaretimize mi ortak olmak istiyorsun? Seni ticarete ortak edelim. İdareye mi girmek istiyorsun? İktidardan pay mı almak istiyorsun? Yapalım. Ve peygamber bu teklif karşısında onların hala bir şeyi anlamadığını görüyor. Ama bizim şu burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Ebu Süfyan size bu teklifte bulunsaydı siz ne derdiniz? Kendimize soracağımız şey bu. Ben ne derdim acaba? Bakın bugün insanlar işte neyle aldatılıyorlar? İşte parayla, kadınla, iktidarla, güçle, değil mi? Peki buna aldanan kim? Bunlara ihtiyacı olduğunu düşünen ve bunlarla var olabileceğine inanan kişi aldanıyor. Aslında bunlar bir insan için aldatıcı nitelikte şeyler değildir. Bakın, aldatıcı olan şey bir eşya, bir iktidar, bir mülk, dıştaki bir şey değildir. Dıştaki şey sizi aldatmaz. İçteki sizi aldatır. Dışarıda hiçbir şey sizi aldatmaz. İçteki sizi aldatır. İşte oruç
sizi o içteki aldatandan kurtarmaya hizmet eden bir şey. Sizi onu ayırt etmeye sevk eden bir şey. Yani size diyor ki, senin içinde bu olursa ben mutlu olurum, bu olursa ben var olurum, bu olursa kendimi tam hissederim, bu olursa içimdeki boşluğu doldururum diyen kimse neyse o, ona dikkat et. Onu fark et. İşte aldatıcı odur. O aldatıcıyı bulmalısın ki takvaya eresin. O aldatıcıyı bulmalısın ki fıtratını hatırlayasın. Yoksa fıtratını unutursun. O yüzden bir gün bile tam oruç tutsak bizim için büyük bir nimet olur. Büyük bir farkındalığa hizmet eder ve gerçekten bize fıtratımızı hatırlatır. İşte o zaman bayram yapabiliriz. Şu anda bayramın gölgesini yaşıyoruz. Bayram sizin Allah'la olan bağınızı, yakınlığınızı hatırladığınız ve o olmazsa olmaz. Onun dışında her şey olabilir. Her şeye kabulüm diyebildiğiniz gündür. O zaman o sizin bayramınız olur. Ve o gerçekten büyük bir bayramdır. Çünkü fıtratımızı hatırladığımız bir bayramdır. Biz bugün fıtratımızın uzağında duruyoruz. Bunu ayırt etmek için de şunu unutmayın. Ne zaman bir şeyden mahrum edildiğiniz, kısıtlandığınız, engellendiğiniz bir şey varsa oraya bir dikkat edin. Bu sizi böyle tüm varlığınızla mı sarsıyor? Yoksa evet olabilir, şu an yapabileceğim iyi ve güzel adına bir şey varsa yaparım. Ama olmazsa da problem değil diyebiliyor musun? Esneyebiliyor musun? Bunu yapabiliyorsan biraz oruç tutmuşsun demektir. Bunu da arttırmaya ihtiyacımız var. Hiçbir şey bizim mutluluğumuzu, huzurumuzu, dinginliğimizi gölgeleme gücüne sahip değildir. Biz yanılarak onlara o gücü veriyoruz. Evet, teşekkürler.